Çin'de başlayıp tüm dünyayı yakıp kavuran koronavirüsü İnegöl'de de faaliyet gösteren küçük esnafa kepek indirme aşamasına getirdi. Çin'de başlayarak tüm dünya etkisi altına alan koronavirüsü adeta tüm dünyada büyük ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Dünyada birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüsü ülkemizde de görüldüğü günden beri büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsüne karşı ülkemizde çeşitli önlemler alınırken sıkça sokağa çıkma uyarıları yapılıyor. İnsanlar uyarılara uyarak sokağa çıkmadıkları için iş yapamaz hale gelen küçük esnaf adeta perişan oldu. İnegöl'de faaliyet gösteren çeşitli küçük esnaf açmak zorunda kaldıkları dükkanlarını zifte yapmadan kapatıyor. İnegöl'de faaliyet gösteren küçük esnaflar ise ödemek zorunda kaldıkları faturalarını, kiralarını, borçlarını ödeyemediklerini ve eve ekmek götüremediklerini ileri sürdüler. Şimdi koronadan önce normal bir piyasa hakimken şu anda insanlar dışarı çıkmıyorlar diye, hatta benim işim biraz seyahatle de alakalı, seyahati yapmıyorlar diye şu anda sıfır derecesinde. Sadece mecbur olduğum için, yani dükkanımı açmak zorunda olduğum için şu anda dükkanı açık tutuyorum. Yoksa akşama kadar hiç müşteri gelmiyor. İşlerimiz şu anda sıfır. Durum bu, korona ile alakalı bu. Devletten şöyle bir beklentim olabilir. Elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarını yani en azından 3 ay ya da olabiliyorsa 6 ay ötelenip ondan sonra taksitli şekilde alınması. Çünkü esnaf iş yapamıyorken faturalar devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var, herkes eve kapansın. Haklı, devletimiz burada haklı. Herkes eve kapanıyor zaten. Bu tedavi süreci bitene kadar en azından faturaların bir şekilde ötelenmesi, aynı vergi gibi, işte banka ödemeleri, kredi kartları, hepsinin böyle genel bir kanunla en az 3 ay ötelenip ondan sonra da vadelendirilmesi, insanlar da evlerinde böyle daha rahat, daha tedirgin olmadan durabilsinler bence. Koronavirüs tabii ki hayatımızı çok etkiledi, işlerimizi de yansıdı. Biz şu an 6 kişi burada çalışıyorduk, şu an 2'şer grup halinde 3'er kişi çalışıyoruz ve sabahtan akşama kadar kısaca oturuyoruz. Müşterilerimiz yok. Bu şekilde yani işverenimizi mağdur etmemek için biz yine açıyoruz dükkanlarımızı. Ama şu an çok sıkıntılarda, yani işverenimize çok sıkıntı da bize çok sıkıntı. İşte ben 2 gün izin yaptım, bugün geldim. Yarın çalışacağım ve bugün yine izin yapıyoruz. Bu şekilde hani çarşıda mesela kuyumcular kendi aralarında kapanmışlar, fakat devletin bir çözüm bulmasını ve tüm çarşının kapanmasını istiyoruz. Çünkü mesela benim çocuklar şu an tatilde oldukları için evdeler. Ben mesela onları bırakıp da işe geliyorum. Aklım onlarda kalıyor ve işte şu an gördüğüm müşteri hiç yok. Biz normalde bizim burası çok yoğun olurdu, biz hiç oturamazdık. Şu an bütün gün oturuyoruz, müşteri bekliyoruz fakat hiç kimse gelmiyor. İşlerimiz zaten durgundu koronavirüsten önce. Şimdi hepten durdu, kimsecikler yok yani. İşlerimiz tabii ki berbat, ödemeler çok. Nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz, kayırıyoruz. Ama sağlık açısından da herkesi ben de dahil geliyoruz. 2 saat duruyoruz, gidiyorum yani ben. Şu anda sessiz dükkan kapatıyoruz. Yani yaşlıların evden çıkmamasını ben de istiyorum. Anamız babamız sağ olsunlar, büyüklerimiz sağ olsunlar. Başka bir isteğimiz yok yani. İnşallah en kısa zamanda işler yoluna girer diye düşünüyoruz.